usta kasap dediği bize satırla değil bıçakla çalışan kişidir. Ve eti sinirini en ince noktasına kadar alan kişidir. Benim ben tek karım kebapçıyım ben. Kalkıp da böyle çorba koyarsam işim biter. O da bitmiş derler. Dünya hiçbir yeri olmayan bir şey. Elon Musk Almanya'da bir kebapçıya gidiyormuş. Orayı çok beğeniyormuş. Orası kapanmış. Çok üzülmüş. Üzülmesin, gelsin Bursa'ya. Biz onu en iyi şekilde mutlu ederiz. Bir kebabı beğendiririz. İsmim Cengiz Çalışır. Bursalıyız. Ben bu dükkan kurucuları Cemal Cemil Ustaların kardeşi oluyorum. Ben abimlerle beraber 50 yıl bu dükkanı beraber çalıştık. Son 15 seneden beri ben yönetiyorum. Abimler 10-11 sene önce rahmetli oldular. Ben onlardan ne gördüysem aynen uygulatıyorum. A'dan Z'ye. Ben dükkanda 10 yaşta çalıştım. Yani sabahçı olduğu zamanlar öğlen sonra dükkana gelirdim. Öğrenci olduğu zamanlar öğle kadar dükkanı çalıştırdım. Abilerim bize güzel bir isim bıraktı. Ben de bu ismi evden gelen kadar yaşatmaya çalışıyorum. Çıtayı yükseltmeye çalışıyorum. Allah razı olsun bize güzel bir isim bıraktılar. Dünya hiçbir yeri olmayan bir şey. Bizim Türkiye'ye mahsus. Biraz da Bursa'ya. Bizim şu anda burası merkez şube. Günlük 304 kişiye hizmet ediyoruz. Bizim dükkan saat 7.30-8'de başlıyor. Orada tabii bonfile falan pişiyor. Hazırlık bonfile. Saat hızlı olduğu için, et imkanı olmadığı için bonfile önceden pişiriyoruz. Sonra bunu üzerinde çeşit olarak kullanıyoruz. Hafta içi saat 7'yi buluyoruz. Cumartesi, pazar 8-8.30'u buluyoruz. Biz bir tane takıyoruz. 60-70 gün diyelim. Eğer iş o gün hızlıysa mesela, biz ileride çalışırken takı yaparız. Tabii mesela şimdi çok kar yağdı mesela, açık o zaman bonfileyi azaltırsın. Döner ağırlık eder, döner kalmaz yani. Ağırlık döner verilir, döner biter. Benim ben tek karım kebapçıyım ben. Kalkıp da böyle çorba koyarsan işim biter. O da bitmiş derler. Mesela ben şimdi istihara kebabı, diğer lokantalarda adam bir sürü sulu yemek var, yanında da istihara kebabı var. O adam o kebabı orada hani değişik bulunsun, farklı olsun diye bulunduruyor. Yani iddiası değil, iddialı olarak değil. Çeşit bulunsun diye bulunduruyor onu. Alfabeyi okumak için A'dan Z'ye bilmek lazım. Bu da aynı şekilde. Ekim işi. Mesela benim imalatım Dökşehir et üzerine çalışıyor. Yani bizim et işi gerçekten çok güzel. Bizim etimiz kasabımız değişmez. Bizim yağcımız, yoğurtçumuz, kasap. Kasap hiçbir değişmez. Yani bizim burada kasabımız 40 seneden beri aynı kasap. Etimizin nasıl et alacağımızı çok iyi bilir. Mesela hayvanın dövüşlerini alır. Devlen boyun kemiğini alır. Şimdi et bizde koyun et koyun. Bizde gelen koyunlar 28-30 kilo geçmeyecek. Koyun. Ve dana dediğimde süt danası. Yani etin yağını dengeleme için kullandığımız. Koyun %60-65 yüzde koyun, %35 dana. O da bir böyle koyun yağlı olduğu için koyunun yağını dengelesin diye danayı kullanıyoruz. Bir de şu var, bizim etin bile dinlenmesi lazım 2-3 gün dolapta. Çünkü taze et sert olur. Bir de işleyemezsin. Bir de şöyle diyelim, bize kasapta hayvan kemiti geliyor, karkas kemiti geliyor. Biz bunun kemiğine etini ayırıyorsunuz. Yani bir et iş yaptığı zaman da bir eti et eline 6-7 defa eline geliyor. Parçalıyorsun, temizliyorsun, açıyorsun, tuzluyorsun, diziyorsun. Yani bir et çok eline geçiyor. Bu tek taraflı bir iş değil. Ama tabii yani ete bitmiyor iş. Bunu A'dan Z'ye dönerek kontaktığı zaman da bunun pidesini tatlı gevreteceksin. Yağını ayarlayacaksın. Yağ tatlı kıvamda olacak. Tereyağı zamanımızın en güzel yağı. Benim kayınpederim, abileri Kağpaşa'da mandıra var. Bu yağ ona kadar tutturamıyorlar. Burada bir yağcımız var en iyi şekilde. Yani %30-35 keçi yağı karıştırıyor. Yani şu anda kullandığımız en güzel yağ. Zamanın en güzel yağı diye. Mutlaka keçi yağı en güzel yağ. Fakat böyle köylerde onu bulmak mümkün değil. Ya yani köye vurduğunuzda 3-5 kilo bulacaksın. Ben güne satıyorum 40-50 kilo keçi yağı. Salça bizim, bak ben bu dükkanda o en iyi sevmeyi kullanan tek marka var. Yani onun tuzluk oranını %35 daha hafif tane bizim kebabı etkilemiyor. Ondan çok beğeniyoruz. Biber böyle yeşil kalem gibi olacak. Böyle yamuk yumuk kalem biber kullanmayız. Yani kebabın kenarına yakışacak. İskender yanında içeceğin şıradır. Ayran desem kebabın kenarında yoğurt var. Yoğurt olduğu için ayran gerekmez ama şıra, müşteri şıra içtiği zaman midede kebabı hazmetici bir özelliği varmış gibi gözükür. Ama şıra kuru üzümden, şeker su. Kuru üzüm çekiliyor, ondan çıkan suyla şekerle karıştırılıyor. Yani bizim İskender kebabı, İskender ilk kişilerin evinde yapabileceği bir şey değil. Yani evinde mangal, ızgara, köşe, su, yemekler, et, sulu yemekler, her şey yapabilirsin. Fakat bu İskender evde olmayan bir şey. Burada efendim sıralı. Biri pideye doğruyor, salça oluyor, et diziyorsun, yağ hazır. Yani bir şerit gibi akıp gidiyor. Usta kasap dediği bizim satırla değil, bıçakla çalışan kişidir. Ve etin sinirini en ince noktasına kadar alan kişidir. Şu
anda dünyada en geçerli meslek. Altın bilezik. Ölmeyen bir meslek. Benim ustamın bana dedi, üç tane şey var. Oğlum, temizlik, kaliteli malzeme, güler yüz. Dedi ki, hiçbir zaman bu şeyi işte bırakma dedi. Ben şimdiki gençlik biraz daha farklı bakıyor olaylara. Benim tavsiyem şu olacak onlara. Artık bir kere şu telefonu eline alsınlar. Ben bakıyorum, herkes telefon elinde. Yani telefonda olacak işler değil. İşin başında olmak, işe sarılmak, iş yaşamak. Yani kişi tanıyacaksın, müşterilerle diyalog, konuşmalar çok önemli. İşin başında olmak çok önemli. En baş faktör. İşin başında olacaksın. Çünkü ben dükkanımda bazen bir Bulgaristan'a gidiyorum. Gelen müşteri diyor ki, az önce elini değiştirdi. Yani gelen yüz, oradaki o kişiyi görmek istiyor. Bak bizim şartlarımız öyle ki, bizde çalışan kişiler, yani bir kere 20 sene aşağı çalışan insan yok bizde. Hani bir işçiye şartları, imkanını sağlarsan her türlü başarı yakalarsın. Cavan Cemuz da rahmetli olunca çok kişi demişler ki işte ulan kâbısı bitti. Bir de ben kalmış sürerdi. Zaten Cemuz da 15-20 sene bile bana el verdi, bana bıraktı. Ben yönetiyorum. Ben hani ustamdan sonra ya işte ikiye katladım ben gel kazanınca. Bizim Bursa'ya gelen bütün hani siyasetçi, futbolcusu, sanatçısı olsun. Bursa'ya geldiklerinde mutlaka biz dükkana gelirler. Mesela bu film, yeni çıkan bir filmin galası oluyor. Bizim burada yemek yiyorlar, sonra sinemaya geçiyorlar. Dükkana gelen sanatçılar içinde, mesela ilk gelenlerden Emel Sayın, güler yüzlü hanımefendi bir sanatçı. Yüzünde güller açıyor. Ajda Pekkan olsun. Ajda Pekkan geldiği gün dükkanda belki de 15-20 tane kamera vardı. Yani içeride kıpılacak yer yok. Elon Musk Almanya'da bir kebapçıya gidiyormuş. Orayı çok beğeniyormuş. Orası kapanmış. Çok üzülmüş. Üzülmesin, gelsin Bursa'ya. Biz onu en iyi şekilde mutlu ederiz. Bir kebabımızı beğendiririz.